Biz şimdi Gülgün Hanım'la beraber içeceğiz, öbürletelim, siz de seyredeceksiniz. Başlamadan bir dakika. Tabii, rica ederim. Beraber çıkalım mı gençlerin karşısına? Kadar olağanüstü, şiirsel ve ince bir başlangıçtan sonra aslında pek de söz düşmüyor bizlere. İşte Memleket Partisi'nin çok değerli başkanı, Türk siyasetinin çok önemli ismi, bugün kurduğu partisiyle yüreklice, çünkü onun sosyal medya hesabı bile cesaret diye başlıyor. Her şeyin başı cesaret. Gençlerin karşısına bazıları çıkarken bindirilmiş kıtalarla çıkar. Ancak bazıları da haydi gençlerin karşısına çıkabiliyor muyuz birlikte diye sorar. Zaten alınamayacaktır o yanıt. Değil mi? Türkiye'nin Umut adı da memleket olan partinin değerli başkanı, siz değerli gençlerimizin o olağanüstü sorularınızı yanıtlamak üzere burada. Ve şunu itiraf etmeliyim ki pek çok toplantıda gençlerle ya da izleyicilerle, seçmenlerle siyasetçilerin buluştuğu, o zamanlar siyasetçiler canlı canlı çıkarlardı aynı masa etrafına. A partisi, B partisi, C partisi bir araya gelirlerdi. Bizler de yönetirdik o buluşmaları. Şimdi olamıyor, olmuyor. Nedenini hepimiz biliyoruz. Yan yana gelemiyorlar. Dolayısıyla buradaki buluşma büyük önem taşıyor. Ve Cahit Sıtkı'nın dediği gibi memleket isterim diye başlayan şiirdeki gibi. Bakalım sizler Memleket Partisi'nin çok değerli genel başkanı Sayın İnce'den nasıl bir memleket isteyeceksiniz? Hangi özlemleri dile getireceksiniz? Ve Memleket Partisi'nin vaatleri neler? Hep birlikte öğreneceğiz. O halde sorularınızı almak üzere izninizle ben de oturmak istiyorum. Başlıyoruz. Sorularınızı özgürce sorun. Aklınızdan ne geçiyorsa onu sorun. Ya kırılır. Adım Egemen Doğukan, Bakırköy'den geliyorum. Başkanım, size sorunuz, hukuk karın doyurur anlayışıyla çıktığınız yolda iktidar olduğunuzda üstlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçeceğinizi belirttiniz. Yüce Divan'a gitmek üzere de meclisin önüne otobüsleri getirecek misiniz? Hukuk karın doyurur. Bu laf bana ait ve bu lafın arkasındayım. Eğer siz ülkenizde üretim istiyorsanız, refah istiyorsanız, yabancı yatırımcı istiyorsanız hukuktan başlamanız lazım. En büyük hayalim 2018 kampanyasını yaparken bir gün Danıştay'ın, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin bir açılışına, bir adliyeye, bir yere gidecektim. Tabii Türkiye'deki alışkanlıklarla o yargıçlar ayağa kalkacaktı Cumhurbaşkanı gelince. Onlara dönüp diyecektim ki ya siz niye ayağa kalkıyorsunuz? Yargıç kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Neden ayağa kalkıyorsun? Yargıçların cübbesinde onun için düğme yoktur. Ama şimdi bırak düğmeyi, fermuar yaptılar, sürekli kapalı. Bunlar ayrı mesele. Hayalimiz geçmiş iktidarı hapse atacağız, yargılayacağız. Bu söylem doğru bir söylem değil. Geçmiş iktidarları bağımsız yargının önüne getireceksiniz. Yargı karar verecek. Kararı yargı verecek. Ama bağımsız, adil, tarafsız, hızlı, etkin bir yargı. Yargıdan başlamazsak hiçbir şeyi çözemeyiz. Sağlık politikalarını, tarımını, dış politikasını, sanayisini, neyi konuşursanız konuşun. Başlayacağımız yer ilk düğme yargıdır. Adil, bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin bir yargıyı kurmadan memlekette mutluluk olmaz, refah olmaz, barış olmaz, hiçbir şey olmaz. Ankara'daki adliyelerde bir anket yaptılar. Biliyorum bu anketi. Bakanlık kendisi yaptı. Hakimlerin %65'i, hakim ve savcıların %65'i mahkemeye düştüklerinde adil yargılanacaklarına inanmıyor. Kendileri bileyim. Ben bu konuda çok fazla deneyimim oldu. O Ergenekon davalarında Silivri hapishanelerinde en fazla giden siyasetçi herhalde bendim.
oralardaydım hep. Daha sonra bir internet sitesi, orada bazı görüşmeleri, benim konuşmalarımı da yayınladılar. Nasıl buldular onu da bilmiyorum da. Orada hiç unutmuyorum, bir gün eziyet çektiriyorlardı insanlara, tutuklulara. Milletvekillerini ayakta tutuyorlardı. Ben de grup başkan vekiliydim. Sıra kapaklarına vurarak mahkemeyi protesto ediyordum. Ara verdi duruşmaya. Mahkeme başkanı beni çağırdı arka tarafa, gitti. Sen yargıç değilsin dedim, sen tetikçisin. Bir gün hapse gireceksin. O mahkeme başkanı şimdi FETÖ'den hapiste. Her şeyin başı yargı, otobüslere doldurup sizi yüce divana göndereceğiz lafı doğru bir laftır ama sizi hapse atacağız dersek o yanlış olur, yargılamada yargılır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ben öncelikle geçen günlerde 6 siyasi partinin imzaladığı bir mutabakat metni vardı. Bu mutabakat metni çok tartışma konusu oldu son zamanlarda. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi şunu söylemek istiyorum. Memleket Partisi'ne oy veren bir üniversiteli genç eğitimini nasıl alacak? Yani bir model mi kopyalayacağız yoksa Türk sistemine özgü bir model mi yaratılacak? Yani üniversitelerde, bilimde, teknikte, araştırmada bir hedef olacak mı? Bir gaye olacak mı? Bir de sonuncusu şunu sormak istiyorum. Memleket Partisi'ne baktığım zaman bir düşünce, bir çözüm önerisi sesli bir şekilde dile getirilmiyor. Yani mesela örnek verecek olursam, Ümit Bey, Ümit Özdağ sığınmacı meselesini gerçekten büyük bir mesele olarak görüyor ve bunu dillendiriyor ve gerçekten Türkiye'de de ses getirmeyi başardığını düşünüyorum. Memleket Partisi buna ne diyor diye akıllarda pek bir cevap oluşmuyor. Yani bunun sesli bir şekilde dile getirilmediğini düşünüyorum. Bu konuda detaylı bir hani üretim bunun neresinde vesaire, bunun hakkında açıklama yaparsanız teşekkür ederim. Teşekkürler. İsmet mi? Evet. İsmetçim. Bir, şundan başlayayım. 6 parti genel başkanı partilerimin tabanlarının görüşü değil o. Genel başkanların görüşü. Şunu yazarsam Temel Bey kızar. Bunu yazarsam Ahmet Bey kızar. Bunu yazarsam Ali Bey kızar. Şurayı karala. Bunu yazma, şunu yazma. Atatürk'ü yazma. İstanbul Sözleşmesi'ni yazma. Laikliği yazma. Nükleer enerjide ne yapacağız yazma. Ortaya garip bir metin çıkmış. Ben orada olsaydım, Atatürk'ün yazmıyorsa ben o metne imza atmazdım. Bu kadar. Eğitim. Eğitimde herhalde Türkiye'de en fazla konuşan insanlardan birisi benim. Çünkü öğretmenim. 8 sene Milli Eğitim Komisyonu'nda görev yaptım mecliste. Eğitimde yapmamız gereken şu. 1. Eğitimin niteliğini yükseltmeliyiz. Bina yapmak, bilgisayar almak en kolay iştir. Bas parayı bir günde bilgisayar alırsın. Bina yapmak çözüm değildir. Eğitimin niteliğini arttırmalısın. Eleştiren, sorgulayan bir nesil yetiştirmelisin. Kendi dilini, resmi dilini bilen, uluslararası bir dil bilen, anasının evinde konuştuğu dili bilen, sorgulayan, dünyayı tanıyan bir nesil. Eğitim 500 yıldır sorumludur dünyada. 500 yıldır bir tartışma vardı. Batı bunu aştı. Çocuk kimin tartışması? Çocuk ailenin mi, toplumun mu, devletin mi? Kimin? Aile diyor ki benim çocuğum. Yok öyle ya. Ben kuduz köpek ısırdı, kuduz aşısı yaptırmam diyebilir misin? Çocuk benim. Trafik ışıklarını öğretmeyeceğim diyebilir misin? Diyemez. Dindar nesil yetiştireceğim. O da devletin sahibi zannediyor kendini. Çocuğun sahibi zannediyor. Sen onun sahibi değilsin. Kime göre dindar? Erdoğan'a göre mi dindar? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre mi dindar? Bana göre mi dindar? Acmenlilere göre mi dindar? Fethullahçılara göre mi dindar? Kime göre dindar? Devletin dindar nesil yetiştirmek gibi bir sorunu yoktur. Ama matematik öğretmek, laboratuvar kurmak gibi bir görev yok. Gençler, yurt dışı hayali kuran gençler, hiç kızmıyorum size. Yurt dışı hayali kurun ama staja gitmek için, tahsil yapmak için, geri dönmek şartıyla. Buraları bırakmak yok, bu memleket bizim. Sokaklarını biz temizleyeceğiz. Yanan ağaçların yerine gerisini biz dikeceğiz. Göllerini biz koruyacağız. Fabrikalarını biz kuracağız. Tarlalarından bereketi biz fışkırtacağız. Kaçıp gitmek yok. Çözüm söylemedim. Bak, kusura bakma şimdi. İsmet, bak, kusura bakma. Bir, TRT payını kaldırın ilk önce kim dedi? Ben dedim. Kaldırdılar mı sonra? Evet. Peki KDV'yi düşürün kim dedi? Kim dedi? Ben dedim bunu. Peki üretim seferberliği başlatın kim dedi? Ben dedim. Haksızlık etme. Ümit Hoca'yı seviyorsun anladım da bu Arem Hoca'yı da seviyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
İsmetciğim, 2018'de 3,5 sene önce otobüsün üstünden ne fırlattım ben? Şimdi biraz sonra bak, Google amcadan sor. Muharrem İnce ne fırlattım? Bebek bezi fırlattım. 3,5 sene önce. Bugün herkes bebek bezini konuşuyor. Ben 3,5 sene önce, ben söyledim. Ya bebeğim, çocuğun bokundan KDV alınır mı dedim. Ben söyledim bunu 3,5 sene önce. Üretim seferberliği, gıda sorunu, ilaç sorunu, su sorunu, enerji sorunu, bunları ilk söyleyen benim. Bak suyu kimse konuşmuyor. Su problemi kapıda. Gıdayı yaşıyoruz. Enerji problemi kapıda. Açacağız konuları. Herhalde sorular gelecek. Hepsine tamam ama çözüm önermedin dersen haksızlık edersin. Teşekkürler. Öncelikle planlama teşkilatı diye bir şeyden bahsetmiştiniz. İhtiyaç fazlası öğretmenler mezun oluyor veya başka sektörler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Bir de meslek liseleri bence gereken önemi almıyorlar. Bu konuda da şimdi çok mühendis var ama kaynak yapacak, montaj yapacak, CNC operatörlüğü falan yapacak çok fazla arkadaş yetişmiyor. Sanayiler de bunun sıkıntısını çekiyor ve mühendisleri bu konuda zorluyorlar. Mühendisler de ben bu kadar seneyi bunun için okudum gibisinden kelimeler kuruyorlar. Evet. Teşekkür ederim sorun kadar. Bir bu memlekette 70'li yıllarda bir tartışma var. Bir grup diyor ki bize plan lazım. Öbür grupta diyor ki bize plan değil pilav lazım. Kim haklıydı? Plan lazım diyenler haklıydı. Neden? Planı iyi yapmazsan pilavı yapamazsın. Önce planı yapman lazım. Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir teşkilatı ne yazık ki yok etti bu iktidar. Bu iktidar Moğollara benziyor biraz. İstilacı geliyor, çekirge sürüsü. Bir istila ediyor. Moğollar da yaptıkları işin kutsal olduğuna inanıyordu. Bunlar da kutsal iş yaptığına inanıyor. Bakın atanamayan öğretmenler. Sabahçı öğleci yapmazsak, birleştirilmiş sınıf olmazsa, boş geçen ders olmazsa, matematik öğretmeni aynı zamanda fiziğe de girmezse, o atanamayan öğretmenlerin hepsini atasak ancak doldururuz biliyor musun? Hemen hemen hepsi. İşte plan olmamasının nedeni bu. Yılda 1 milyon 300 bin civarı öğrenci ilkokula başlar. Değişir bu. 1-250, 1-450. Bir sınıfta 20 kişi olur.